Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenlere de merhaba. Geçen hafta, evet, galiba canlı yayınımız başladı YouTube'da. Şimdi birazcık hazırlık çalışması yapalım çünkü daha duyurmadık. Gül'in bize şeyi atarsa, chatten canlı yayın linkini atarsa, işte biz de şu speaker view'a da geçeyim ben. Şimdi ben de evet şu yayını bir paylaşayım. Hemen Barış kardeşin geldiği canlı yayınımız diye Twitter'dan paylaşayım ve ondan sonra geleyim şeye başlayalım. Nasılsınız arkadaşlar? Biraz sizden de şeyi alayım. Nasıl geçiyor günleriniz? Kripto para dünyasında gelişmeler var tabii ki. Şey, hani Merkez Bankası'nın kararını konuşuruz da zaten önemli olan şu, ne derler? Şimdi bizim dersimiz kapsamında aslında işte hem sınavı yaptık hem farklı şeyleri yaptık. Bunların hepsini zaten konuşuyoruz. Yani hiç şeyimiz yok o konuda. Fakat bugün aslında çok önemli bir konuyu şey yapacakken bu hani bu kararın ya da işte bu kararın tartışmalarının bunu şey yapmasını izin vermeyelim. Çünkü daha bu pilav çok su kaldıracak. Dolayısıyla hani biz bence kendi dersimizde kendi yolumuza bakalım ve bu yolda ilerleyelim. Şeyle ilgili ödevle ya da işte dersle ilgili sormak istediğiniz şeyler var mı? Bir onu sorayım size. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Lütfen. Hocam şu non-fungible tokenlarla ilgili bir videomuz vardı. En son bir önceki hafta attığımız non-fungible tokenlar. Fungible'dan farklı olarak non-fungible tokenlarda acaba biz diplomalarımızı veya patentlerimizi veya edindiğimiz tapuları non-fungible token halinde görüp ona uygun işlemleme yapabilir miyiz blockchain'de? Bunları ne görüyorsunuz? Yani onu şöyle cevaplayayım Ekin Hocam. Non-fungible token'la da olabilir ama çok feasible olmaz. O yüzden onu hani daha ayrıntılı tartışırız zaten. Ama hani söyleyeceğim şey, her şeyi NFT ile yapmak aslında non-fungible token'larla yapmak çok uygun çözümler olmayabilir. Collectible alanı bence non-fungible token'la ilgili öncelikle düşünülmesi gereken alanlar o biricikliği içerdiği için. Diğerleri olmaz demiyorum, feasible olmaz diyorum. Anlaştık değil mi? Evet arkadaşlar, şimdi ben isterseniz sizinle ekranımızı paylaşayım ve dersimizi resmi olarak başlatalım. Şimdi gördüğünüz gibi hani giriş ve tanıştık Şubat ayında. Ondan sonra Şubat, Mart'ı blok zincir ve merkezsizleşme kavramının içselleştirmesiyle geçirdik bildiğiniz gibi. Sonrasında işte bir blok zincir, Tansel hocamız blok zincir programlamaya giriş işi gösterdi bize. Birazcık böyle blok zincir ve kripto paranın ufak tefek şeyleriyle, pratikleriyle tanıştınız. Sonra işte 2 hafta önce sınavımızı yaptık, atölye sınavımızı yaptık. Her biriniz gruplar halinde size verdiğimiz iş kollarını blok zincire taşıdınız. Çok güzel projeler çıktı ve geçtiğimiz haftada yavaş yavaş dersimizin ikinci bölümüne girdik ve kripto paralara ve merkezsiz finansa, hatta biraz da NFT'ye, non-fungible token'ları anlattık. Şimdi bu hafta işte biraz size hafta başı gönderdiğim videolarda kripto para ekosistemi ile ilgili videolar gösterdim size, gönderdim size, paylaştım. Oradaki ödevlerinizi de yaptınız. Hafif baktım, gayet güzel. Onları da notlandıracağım bugün. Şimdi bugün bu ekosistemle ilgili belki de hani derslerdeki ilk şeylerden bir tanesine, derslerden birine şahit olacağız. O da şu arkadaşlar. Şimdi kripto parada bizim gördüğümüz o blok zincir aslında o blok zincir üzerindeki hareketler, demografi artı işte oradaki bir takım bilgiler, veriler aslında çok işimize yarıyor. Birçok işimize yarıyor ve bunu aslında analiz eden ve bu analiz sonucunda içgörüler çıkartan analizler var. Bu analizlere on-chain analysis deniyor. Yani zincir üstü analiz deniyor, blok zincir üstü analiz deniyor. Bir sürü şey söyleniyor ya da
hani biraz daha Türkçe'de şu anda daha kabul edilen şeyle, hani birazcık Türkçesi şey, belki sorarız onu da. On-chain analizi deniliyor. Şimdi burada bugün bu on-chain analizini Türkiye'de hem hakkıyla yapan hem de bu işin eğitimini veren bir konuğumuz var. Barış kardeş, sosyal medyadan, özellikle Twitter'dan çoğunuz tanıyorsunuzdur. Barış kardeş, işte biz de bir zaten uzun zamandan beri takipleşiyorduk da işte bir görüşme olanağımız oldu. Sağ olsun işte gayet güzel konuştuk ve hatta ben de kendisini derse davet ettim ve bugün burada bulunmamızı aslında o tanışma ve konuşma vesilesine borçluyuz. Kendisine de dersimize onur verdiği için ve kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. Şimdi Barış Hocam'a ben tabii ki şöyle bir şey var. Barış Hocamız Twitter'da kendi adıyla ama sadece yazılarıyla, paylaşımlarıyla var. Görüntüsünü çok şey yapmıyor, kullanmayı tercih etmiyor. Bugün de o sır perdesini biraz aralayacak ve sesiyle katılacak aramıza. Ve sesiyle katılırken de yine YouTube'da da bu tarz şeyleri var. Sesiyle katılırken de bizimle bir takım görüntüler, yani daha doğrusu eğitimlerinden kupleler paylaşacak. Ben biraz o eğitimlerine de baktım. Şu anda eğitimlerinde de aslında ilerlemeye çalışıyorum. Sağ olsun çeşitli konularda da hemen yardımcı oluyor bana. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmadan sevgili Barış kardeşi, çok değerli Barış kardeşi sözü verelim ve o bize biraz anlatımda bulunsun ve ondan sonra da kendi aramızda konuşmaya başlayalım, bu konuyu tartışmaya başlayalım. Buyur hocam. Hocam çok değerli şeyler söylediniz. Yani bunları hak eden birisi değilim ama teşekkür ederim. Buraya katılma onuru bana ait. Sadece şunun bilinmesini isterim. Ben burada bir hani ders anlatan konumunda değil de sizin artık tescilli olarak öğrenciniz olmuş oldum sınıfa katılarak. Sadece işte söz hakkı aldım. Bir konu hakkında düşüncelerimi ifade edeceğim. Bu şekilde arkadaşlarımız değerlendirirse mutlu olurum. Şimdi on-chain analizi gerçekten çok bilinen bir alan değil. Haziran-Temmuz ayından beri paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Neredeyse her gün bununla ilgili araştırmalar yapıyorum. Daha önce ifade etmiştim. Burası bir dipsiz kuyu. Kesinlikle ya, ben bunu çok iyi biliyorum. Son noktaya geldim gibi bir şey söz konusu değil. Zaten bir insan böyle düşünürse öğrenmenin de önünü tıkamış olur açıkçası. Konuya girecek olursak, on-chain analizi sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında blockchain ağında depolanan verilerin incelenmesi anlamına geliyor. Bu muazzam bir şey. Yani bu açıdan blockchain analizi de diyebiliriz. Şimdi public dediğimiz herkese açık olan bu blockchain verilerini gruplayarak ve analiz ederek katılımcıların, yani piyasada işlem yapan herkesin, bu bireysel de olabilir, kurumsal da olabilir, bunların zaman içindeki eylemleri ve motivasyonları hakkında bilgi edinmemiz mümkün. Bu çok önemli bir şey. Yani A kişisi B şahsına bir Bitcoin gönderdiğinde ne zaman göndermiş, ne kadar göndermiş, cüzdanında ne kadar tutmuş, yani ne kadar sürede tutmuş, buradan başlayan madencilere kadar giden, oradan akıllı sözleşmelere kadar giden bir sürü analiz karşımıza çıkıyor. Bunları analiz ettiğimiz zaman da hem piyasanın mevcut durumunu hem de muhtemel yönü hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Yani şimdi insanların çoğu belki işte bugün fiyatlar yükselecek mi, düşecek mi? Hani genelde budur. Ben bazen uzun bir float paylaşıyorum. Alta gelen soru şu: hocam ne zaman alalım, alalım mı? Yani bizim bu seviyeden biraz kurtulmamız gerekiyor. Hani tamam, biz de para kazanmak istiyoruz. İşin sadece teknolojisi için burada değiliz ama o kadar kavramın, anlatımın üzerine, çünkü çok fazla Türkçe kaynak yok. Birkaç arkadaşız. Yani işte yine Barış Hocam var Spectra, Twitter'dan takip edenler vardır. Berke Oktay var, Eray Büyükaslan var. Yani çok kişi değiliz açıkçası. Yani Türkçe kaynak olarak değerlendirilmesi lazım bunların. Fakat olayın son geldiği nokta hocam alalım mı olunca insanın biraz morali bozuluyor. Çünkü burada muazzam bir ortam var. On-chain analizi neden önemli? Çünkü bu işin arkasında veri bilimi var. Matematik var, istatistik var, kodlama var. Yani
Bitcoin'de C++ kullanıldı, Ethereum'da Solidity kullanıldı, Cardano'da Haskell kullanıldı, Algorand'de TIL kullanıldı, işte Transaction Execution Approval Language. Her neyse, kullanılan başka pek çok daha dil var. İşte Python gibi, Golang, Rust gibi, JavaScript gibi. Şimdi işin mutfağında o kadar çok uğraşan, ter döken, çabalayan insanlar var ve bu insanlar veri bilimiyle, bu verilerin görselleştirilmesiyle karşımıza muazzam indikatörler çıkarıyorlar. O yüzden olayı sadece fiyata indirgemek çok doğru değil. Hatta o kadar geniş bir alan ki, hani bizi dinleyen arkadaşlarımız içerisinde yazılımcı olanlar varsa veya bu da şart değil. Hocam siz daha iyi biliyorsunuz. İş ilanında bazen üniversitedeki mezun olduğu alandan ziyade insanların yetenekleri ön plana çıkar. Dolayısıyla bu kodlama dillerine vakıf olan veya çalışmaya başlayan insanlar kendilerini geliştirirlerse on-chain analiziyle ilgili müthiş bir açık var. Hem yurt içinde hem yurt dışında çok güzel bir iş imkanı olabilir. Yani bu umut vermek için söylemiyorum. Bu bariz bir şey. Bakınız biraz sonra göreceğiz. Glassnode sitesi var. Benim çok sevdiğim on-chain analiz sitelerinden birisi. Geçenlerde iş ilanı verdiler. Hemen bulamadılar. Birkaç kez aynı ilanı tekrar tekrar paylaşmak zorunda kaldılar. Yani orası global. Hani Türkiye içinde bir kurum değil. Global olmasına rağmen, dünyanın önde gelen on-chain analiz sitelerinden olmasına rağmen bir tweette çalışan bulamıyorlar. Bu çok önemli. Dolayısıyla Türkiye'den de arkadaşlarımız bu alana ilgi gösterirse, çünkü remote çalışmak oldukça mümkün. Orası Almanya merkezli, Berlin'de konumlanmış bir firma ama remote olarak da rahatlıkla çalışabilirler. Pandemi döneminde zaten bu yöne doğru bir eğilim var. Lütfen arkadaşlarımız bunu değerlendirirse biz de çok mutlu oluruz. Hani sadece kim on-chain analizi yapıyor, bakalım ne alalım ne satalımdan ziyade özellikle genç arkadaşlarımıza veya kendini genç hisseden herkese bunun bir iş imkanı da olduğunu ifade edersek faydalı olur. Çünkü benim misyonlarımdan birisi de bu. Yani sadece analiz değil, bu alanda çalışma imkanı da insanlar bulabilir. Devam edebilirim. Lütfen hocam, buyurun. Şimdi on-chain verilerini biz kabaca 3 başlıkta toplayabiliyoruz. İşte bunlar blok detayları, işlem verileri ve akıllı sözleşme bilgileri. Blok detaylarında zaman bilgileri, az önce değinmeye çalıştım. Ücretler, madencilik ödülleri ve adresler gibi unsurlar var. İşlem ayrıntıları ise aktarılan her bir değerle ilgili. Yani gönderilen tutar, gönderici ve alıcı adresleri, bu adreslerde kalan tutulan miktar, hatta başta söylediğim gibi tutulma süreleri bile. Bakın, sadece bu tutulma sürelerine ilişkin pek çok on-chain indikatörü var farklı farklı isimlerde. Akıllı sözleşme tarafında ise sistemlerin kodu inceleniyor vesaire. İşte en son Ethereum 2.0 süreci, onunla ilgili bir sürü indikatör var. Şimdi bunların listelendiği internet siteleri var. Çünkü biz kendi başımıza hem teknik altyapımız müsait olmayabilir. Yani şu şekilde, biz herkes on-chain analisti olmak zorunda değil. Dolayısıyla bu verileri yorumlayan siteler ve kişiler var. Hani benim yapmaya çalıştığım şey de yorumlamak açıkçası. Bu şekilde faydalı olmaya çalışıyorum. Ama benim faydalandığım pek çok site var. Şimdi ekran paylaşacağım müsaadenizle. Estağfurullah, buyurun hocam. Herkes heyecanla bekliyor sizin ekranı. Estağfurullah. Tansel Kaya hocam, hoş geldin bu arada. Tansel Kaya hocam. Merhabalar, buradayım. Ben de ilgiyle izliyorum. Barış evet, hocam, evet. Tekrar hoş geldiniz. Estağfurullah hocam, siz hoş geldiniz. Hocam o, Barış hocam o sır görüntüleri açtı sonunda. Şeyin perdesi, on-chain'in perdesi açılıyor. Değerli hocam, aslında sır değil. Çünkü ben paylaştığım her şeyin kaynağını belirtmeye çalışıyorum. Tabii, şaka. Aksi takdirde bu çok büyük bir bencillik olurdu. Estağfurullah. Sen her zaman paylaşımcısın hocam. Çok sağ ol, eksik olma. Estağfurullah. Çünkü blockchain'in doğasında da zaten bu var. Yani işin şeffaf olması gerekiyor. Tabii. Şimdi Merkez Bankası konusuna girmeyeyim. Ortalığı atmayalım. Şimdi benim çok kullandığım 4 tane siteyi bugün paylaşacağım. Kısa kısa, çok uzatmayacağız. Birincisi Look Into Bitcoin sitesi. Bu sitenin en güzel yanı
Hocam ücretsiz olması aslında. Yani diğerlerinde belli ücretler vererek bazı indikatörlere ulaşıyoruz ama şu an ekranda görülen indikatörlerin hepsine dünkü kapanış verileriyle ama yani bunu bilelim. Hani anlık olarak göremesek de dünkü kapanış verilerini ücretsiz olarak görebiliyoruz. Siz eğer ben biraz daha profesyonel hareket edeceğim derseniz aylık belli bir ücret karşılığında üstelik alarm kurma özelliğiyle buraya üye olabilirsiniz. Fakat ben bu haliyle bile oldukça faydalanıyorum. Mesela bakın burada işte HODL Wave var. Benim çok kullandığım Z-Score var. Çok popülerdir bu ayrıca. R-HODL Ratio var. Bunları şimdi tek tek görmeyeceğiz ama şu Z-Score'la ilgili benim kurstan bir videoyu izletmek isterim. Daha derli toplu olur hocam, sakıncası yoksa. Estağfurullah, sakıncası mı olur? Büyük bir keyifle hocam. Tamam hocam. İkinci indikatörümüz Market Value, Realized Value, Z-Score. Bu indikatör en yalın haliyle Bitcoin'in aşırı değerli ve aşırı değersiz olduğu periyotları gösteriyor. Mavi çizgi piyasa değerini, turuncu çizgi gerçekleşen değeri, kırmızı çizgi ise Z-Score yani Z puanını gösteriyor. Kısaca bunları açıklayalım. Piyasa değeri Bitcoin'in mevcut fiyatı ile dolaşımdaki coin sayısının çarpımı. Bunu çoğu arkadaşımız zaten biliyordur. Gerçekleşen değer piyasa değerine alternatif olarak geliştirilmiş bir veri tipi. Söz konusu coin'in UTXO'larının en son hareket ettiği zamandaki USD karşılıkları dikkate alınıyor. Yani tüm coin'leri son fiyatla çarpmak yerine her coin'e en son taşındığı andaki fiyat atanıyor. Bu bakış açısı benim oldukça hoşuma gidiyor. Gerçekleşen değerin ortaya çıkmasındaki başlıca sebep piyasa değerinin kriptoya uyarlandığında gerçeği yansıtmama ihtimalinin yüksek oluşu. Özellikle Bitcoin için durum böyle. Peki neden? Çünkü hisse senetlerinin aksine kripto paraların büyük bir bölümü kaybolma, sahipsiz kalma, ölüm, unutma gibi veya işte çeşitli bug'lar nedeniyle etkisiz hale gelmeyle karşı karşıya. Mesela Bitcoin'in dolaşımdaki arzı şu an yaklaşık 18.6 milyon. Kayıp, çalıntı vesaireleri çıkardığımızda arzın ortalama %20'sine ulaşılamıyor. Yani ortada yok. Böyle olunca piyasa değeri pek anlamlı olmuyor açıkçası ve Twitter'da da hep vurgulamaya çalıştığım gibi UTXO verilerinin önemi daha da artıyor. Bu grafikteki Z puanı ise piyasa değeri ile gerçekleşen değer arasındaki verilerin uç noktalarını ortaya çıkaran bir standart sapma skoru. Bu açıklamalar karışık gelmiş olabilir, sorun yok. Peki biz bu indikatörü nasıl kullanabiliriz, nasıl yorumlayabiliriz? Aslında oldukça basit. Z skoru, şu kırmızı çizgi Z skoru, mavi alana, daha doğrusu yeşil alana geldiğinde Bitcoin aşırı değersiz. Bunu dolayısıyla kuvvetli bir al sinyali olarak değerlendirebiliriz. Üstteki kırmızı alana çıktığında ise Bitcoin aşırı değerli. Dolayısıyla burayı da bir satış sinyali olarak görmemiz mümkün. Şimdi bu indikatör sevgili arkadaşlar yine uzun vade düşünen yatırımcı arkadaşlarımız için oldukça ideal. Nasıl yani? Biraz geçmişe gidelim. Bakınız alttaki kısma geldiğinde Z skoru, hatta oranın da altına düştüğünde, mesela ne zaman? Ekim 2011. Bakınız değerli arkadaşlar. Ekim 2011'de Bitcoin fiyatı 5.29 ile zirve yapmış. 2.41 dolar ile dip yapmış. Hadi biz bunun ortalamasını alalım. 3.82 dolar. Bunu unutmayalım lütfen. 3.82. Daha sonra buradan yükselmeye başlamış Z skoru. Ve şurada bakınız Nisan 2013'e kadar. Çünkü üstteki taralı alana girmesi Bitcoin'in aşırı değerlendiği anlamına geliyor. Dolayısıyla bunu bir satış sinyali olarak görmek mümkün. Şimdi Ekim 2011'de 3.82 dolardı. Nisan 2013'te ise Bitcoin bakınız 237 dolar ile zirve yapmış. Arkadaşlar %6.000'den fazla bir fiyat artışı söz konusu. Yani bu grafik
Sadece bu indikatöre bakarak hareket edilseydi o dönemde böyle müthiş bir kazanç elde edilecekti. Hadi o zaman erken dönemlerdi. Biraz daha yakın tarihe bakalım. Bakınız burada da Ocak 2015. Hemen bakıyoruz. Ocak 2015'te Bitcoin fiyatı 315 dolarla giriş yapmış. 176,5 dolar seviyesini görmüş. Hadi biz de burada 271 dolar seviyesini baz alalım. Yine de sevgili arkadaşlar %7280'lik bir fiyat artışı gerçekleşmiş. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyebilir ki bu kadar uzun süre biz nasıl tutacağız veya tutabilir miyiz? Siz eğer profesyonel bir trader iseniz al sat yaparak belki bundan daha fazlasını da kazanabilirsiniz. Fakat bu anlamda tecrübeli ve başarılı arkadaş sayısı çok az olduğu için ve siz de bunlardan biri değilseniz uzun vade daha mantıklı olabilir. Uzun vade derken alıp unuttum bir daha bakmayacağım en az bir yıl iki yıl demek de doğru değil. Çünkü dikkat ederseniz değerli arkadaşlar. Şimdi buraya girdikten sonra Bitcoin fiyatı da dip yapmış. Bakın indikatörün nasıl güzel çalıştığına dikkat ediniz. Artmaya başlayınca burada da artış oluyor. Sonra tekrar dönüyor taralı alana. Fiyat da düşüyor. Veya aynı şekilde buralarda da geçerli. Bakınız buradan biz aldık. 2017 sonundaki Megabull'da sattığımızı varsayalım 20 bin dolar seviyesinde. Fakat burada da inişli çıkışlı bir süre var. Eğer siz yine başarabilirim diyorsanız buradaki yükseliş ve düşüşlerde Bitcoin'lerinizi tekrar satma alma şeklinde adet artırabilirsiniz. Fakat bunun zor olduğunu piyasadaki arkadaşlarımız gayet iyi biliyordur. Dolayısıyla bu indikatörün çok başarılı olduğunu söylememiz mümkün. Tek yapmanız gereken disiplinli hareket etmek ve sabretmek. Fakat piyasadan kopmamak uzun vade düşünseniz bile sık sık kontrol etmeniz gerekiyor. Son durumda ise bakınız Bitcoin yine yukarı yönelmiş Z-Score'u son zamanlardaki Bitcoin ATH'sinden sonra alttaki taralı alana düşmemiş. Dolayısıyla Bitcoin'deki artışın devam edeceğini söylememiz mümkün. Bugün 6 Şubat 2021 ve Bitcoin şu saatlerde yükselmeye devam ediyor. İsmail Hocam 6 Şubat'ta Bitcoin 38 bin dolardı. Evet. Ve oradan bu analizi yaptık diyorsun Chain üzerinde. Chain üzerinde bu analizi yaparak aslında bu blok zincirin davranışlarından işin nereye gidebileceğini öngörüyorsunuz değil mi? Evet hocam? Çünkü ben kursu alan arkadaşlara da söylüyorum veya Twitter'dan paylaşım yaptığım zaman da söylüyorum. Diyorum ki lütfen on-chain analizi etiketindeki paylaşımlara bakın. Oradaki tespitlerin tutarlı olup olmadığını siz değerlendirin. Yani burada bilen veya yanılan Barış kardeş değil. Ben tamamen verileri paylaşıp yorumlamaya çalışıyorum. Kendime hiçbir şey iddia edemem. Öyle bir şey kesinlikle yok. Yanlış anlaşılmasın. Tabii tabii. Bu indikatörleri oluşturan insanlar son derece bilimsel hareket eden, saygıdeğer kişiler. Bütün başarı onlara ait. Yani bazen insanlar söylüyor ya hocam yine bildin. Diyorum ki arkadaşlar bakınız burada benlik bir durum yok. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben bir şey bilmedim. Ortada böyle bir vardı. Bu şöyle diyordu, o oldu şeklinde. Bir de şuna dikkat çekmek isterim İsmail Hocam. Bakınız önceki dönemlerde alttaki taralı alana, hani dedik ya Bitcoin'in aşırı değersiz olduğu alttaki taralı alana gittiğinde oralarda durması, oyalanması daha uzun sürüyordu. Fakat son döneme geldiğimizde ne gözlemliyoruz? Alttaki alana girer girmez bir sıçrama olmuş. Doğru mudur? Ben bunu şu şekilde yorumluyorum. Piyasa olgunlaştıkça, insanlar kriptoya daha çok girdikçe bu taralı alanda kalma süresi daha da azalacak. Hatta belki de buraya inme bile zorlaşacak. Çünkü eski dönemde Bitcoin'e inanan sayısı azdı, yapılan yatırım sayısı daha düşüktü. Fakat zaman geçtikçe bu ikisinde de oran arttığı için bu taralı alanda oyalanma süresi de azalacaktır diye bir yorum. Şöyle,
Şöyle hocam, sen diğer şeyini hazırlarken ben arkadaşlara da şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, burada Barış kardeşin yaptığı aslında hani Bitcoin'in fiyatı şuraya gidecek, buraya gidecek değil. Tamamen Bitcoin'in şeyine bakarak, davranışına bakarak, blok zincir üzerindeki davranışına bakarak o davranıştan bir şey çıkartmak, bir öngörü çıkartmak. Bu öngörü sadece fiyat olarak değil, aynı zamanda mesela şu öngörüler de yapılıyor. Daha doğrusu şunlar da yapılabiliyor. Mesela işte şu zaman şu kadar cüzdan açılmış, bu şu kadar cüzdan hareket etmiş. Onu o öngörüye göre şu kadar cüzdan olabilir önümüzdeki dönemde. Şu kadar kişi bu network'e katılabilir. İşte burada sen hazırlanırken onu söyleyeyim Barış Hocam. Aynı zamanda burada her cüzdanın tek tek analizini yaparak her cüzdan nereye gitmiş? Bu giden cüzdanlar arasındaki ilişkiler, anonimliği, hani onların kime ait olduğu bilinmeden bütün bu analizlerin hepsi aslında zincir üstü analiz olarak niteleniyor. Evet. Bunun en yoğun kullanım alanı, şu anda en pratik kullanım alanı ise bu işte Bitcoin blok zinciri üzerinden Bitcoin'in fiyatını tahmin etmek. Ama sadece bununla sınırlı değil. Yani bu şeyi dinlerken hani İsmail Hoca da bu işin piyasa kısmını anlatıyor değil. Piyasa da ekosistemin bir parçası arkadaşlar. Bu evet. Ekosistem üzerinde bakın bu Bitcoin'in blok zincir verilerine yakarak bakılarak bir çocuk istismarı uluslararası çetesinin hareketlerine bakılarak onların çıkış noktaları tespit edildi ve oradan o suç şebekesi çökertildi. Evet. Hangi cüzdanların terörle bağlantısı olduğunu tespit edilerek o onların ikincil ilişkili cüzdanlarıyla çok büyük kriminal operasyonlar yapıldı ve onlar başarıya ulaştırıldı. Buradaki işte madenci hareketleri, madenci ücretlerinin nereye gideceği, bütün bunların hepsini bu analizlerle, bu işte bulunan formüllerle tespit etmek mümkün. Çok uzattım hocam, kusura bakma, buyurun. Hocam estağfurullah, gerçekten çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Hem cüzdanlar, adresler dediniz, haklısınız. Çünkü bir sonraki sitede de burada değinmek istediğim önemli bölümlerden birisi buydu. Harika. Mesela yeni adres sayısı ve aktif adres sayısı. Bakın bunun hem hocamızın dediği gibi takip anlamında olabilir, hem de yine piyasanın muhtemel yönüne ilişkin bize nasıl bir veri sunuyor, bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bakın son saatlerde Bitcoin'de ve piyasanın genelinde bir düşüş var. Çok derinleşeceğini zannetmiyorum ama bakın bu son 24 saatteki verilere baktığımız zaman yeni adres ve aktif adres sayısına nasıl etki etmiş? Halbuki düne kadar bu oranlar %10'un üzerindeydi. Çok güzel. Bu çok önemli bir veri. Şimdi aktif adres sayısıyla ilgili bilimsel bir makale okumuştum. İngilizce bir makaleydi. Orada şu tespit edilmiş. Aktif adres sayılarındaki artışla fiyatlarda %3 ila 5 arasında bir artış olabiliyor diye. Sadece Bitcoin için değildi bu. İşte Link de vardı. Farklı kripto paralar da vardı. Dolayısıyla biz ne kadar fazla veriye ulaşabilirsek, bunları ne kadar yorumlayabilirsek bizim için o kadar önemli. Burada madencilerle ilgili yine önemli bir bölüm var. Şimdi detaya girmiyoruz. Borsalara giren ve borsalardan çıkan miktar oldukça önemlidir. Hani on-chain analizi neleri kapsıyor? Arkadaşlarımıza bunları göstermek için ifade etmeye çalışıyorum. Borsalara giren Bitcoin sayısı veya borsalardan çıkan oran da kesinlikle son derece önemli. Yan tarafta dip ve tepe indikatörleri var. Bunları ben oldukça önemsiyorum. Hepsiyle ilgili de Twitter'dan paylaşım yaptım diye hatırlıyorum. Zaten kursta var ama Twitter'dan da ben tabii ki paylaşıyorum. Mesela İsmail Hocam bakınız en altta balina sayıları var. Yani en az 1000 tane Bitcoin'i olan arkadaşlarımız bunlar. Şöyle bir şey gözlemledim. Bu sayı aslında 2000'in biraz daha üzerindeydi. Azalma eğiliminde. Ya bunu nasıl yorumlayabiliriz? Satıyorlar diyebilir miyiz hocam şu anda? Hocam yani şöyle olabilir. Altcoin'lere yönelme anlamında olabilir. Bir teminat anlamında DeFi ürünlerine yönelme olabilir. Veya satıyor da diyebiliriz. Aramızda daha uzman arkadaşlarımız vardır. Onların takdirini bırakıyorum. Yani burada sen veriyi gösteriyorsun ve o veriyi yorumlamak aslında kişinin kendisine kalmış bir şey. Yani başka şeylerle de
başka indikatörlerle ya da iç şeylerle birleştirerek bir içgörü elde etmek ve ona göre aslında bir strateji planlamak burada önemli olan, değil mi? Hocam ben şimdi bir indikatörü anlattığım zaman yorumluyorum elbette. Fakat şimdi bir Barış kardeşin aklıyla düşünmek var. Bir de her bir insanın kendi aklıyla. Yani benim o 10 katım daha iyi düşünecek, yorumlayacak insanlar çıkabilir. Ben bunu her zaman ifade ediyorum. Yani sadece bir insanın bakış açısıyla kalmamak lazım. Bu bizi sınırlar. O yüzden dediğim gibi tamam, bunu basit olarak 2-3 şekilde yorumlayabiliriz. Ama bir programcı arkadaş veya bir ekonomist arkadaş bunu çok daha farklı şekillerde yorumlayabilir. Bunun önünü kapatmamak lazım. Çünkü on-chain analizinde yeni olan bir insana ben eğer gidip bunu sadece bu şekilde yorumlayabiliriz dersem yanlış yönlendirmiş olurum. Bu önemli bir şey. Buranın yan tarafında da uzun vade holder işte sentiment dediğimiz yine çok önemli indikatörler var. İşte Soper benim çok sevdiğim bir indikatör. İsterseniz bununla ilgili de videoyu açmak isterim. O daha kısa hocam. Lütfen hocam. Çünkü lütfen. Çok önemsiyorum. Değerli arkadaşlar, boğa piyasasındayken yatırımcılar zararla satış yapmayı istemezler. Bunun yerine hodl'u tercih ederler ve böylece yükselişin önündeki bir engel olan satış baskısını da azaltmış olurlar. SOPR yani Spend Output Profit Ratio indikatörü bir coin'in alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki değişime bakarak kar ve zarar oranlarını ölçüyor. Boğa durumunda piyasada organik bir yükseliş eğilimi varken SOPR indikatörü pullback dediğimiz fiyatta geri çekilme tamamlandığında bize haber veriyor. Birden büyük bir SOPR değeri insanların karlı satış yaptıkları anlamına geliyor. Çünkü satılan fiyat ödenen fiyattan daha yüksek. SOPR 1'in altında ise insanların zararına satış yapacağı anlamına geliyor. Başka bir güzellik, SOPR sadece hem boğa hem de ayı piyasasındaki hızlı fiyat hareketlerini tahmin etmek için değil, aynı zamanda piyasanın bir bütün olarak yükseliş eğilimi mi yoksa düşüş eğilimi mi gösterdiğini belirlemek için de kullanılabiliyor. SOPR oranının ciddi yükseliş göstermesi fiyatta düşüş habercisidir. Dolayısıyla bir çizgisine göre uzaklık yakınlık takibi yapmak yatırımcı için faydalıdır. Son olarak şöyle bir genelleme yapmak mümkün. SOPR bir ayı piyasasında uzun süre birin üzerinde kalmaz. Bir boğa piyasasında uzun süre birin altında kalmaz. Şimdi şu veriyi de paylaşmak isterim. 14 Ocak tarihli SOPR verisi bu sevgili arkadaşlar. Bakınız şu seviyelere kadar çıkmış. Yaklaşık 1.35'e yaklaşmış. Bu grafiğin güncellendiği andaki Bitcoin fiyatı $39,800 civarındaydı. Bu paylaşımın ardından $34,400 seviyelerine kadar geriledi. Benim oldukça beğendiğim, önemsediğim on-chain indikatörlerinin zirvelerinde yer alan bir veridir bu. O yüzden sizlerin de takip etmesini isterim. Şimdi hocam, işlem yapan pek çok arkadaş var. Aramızda da vardır illaki. Evet. Büyük veya küçük yatırımcı arkadaşların korunması için bu tür verileri takip etmeleri gerekiyor. Neden? Çünkü bazı insanlar aşırı panikle hareket edip işte ayı piyasası mı başladı, ben elimdekileri satayım diyor. Sattığı noktadan sonra fiyatlar tekrar yükselmeye başlıyor. Bakın, bu olaya sadece kazanç veya kayıp olarak değil, insan psikolojisi olarak da bakmak lazım. Çünkü tek işlemde geçenlerde bir arkadaş söyledi, 20.000 TL kaybetmiş. Bunun dolar versiyonları da var. Bu insanların geçindirmekle mükellef olduğu aileleri var, çocukları var. Yani olaya bir kişi olarak değil, bazen bir aile, hatta şu an bir toplum veya ülke olarak da bakmak oldukça önemli. Bu tür analizler ne kadar yaygınlaşırsa, insanlar ne kadar bilinçli hareket ederse, yani ne dersiniz bilmiyorum ama ruh sağlığını korumaya da katkı sağlayacak. Şimdi SOPR dediğim veriye ben her gün bakıyorum. Birin üzerinde mi, altında mı, aşağı yönelme durumunda mı yoksa yukarı mı yönelmiş ve her sabah durum değerlendirmesi tadında paylaşmaya çalışıyorum.
Fakat şunu da ifade ediyorum. Yani bunları paylaşmak için lütfen beni veya işte Barış hocamı, Berke hocamı, Eralp hocamı beklemeyin. Kendiniz bunları öğrenmeye çalışın ki bir yol haritası çizin. Bu sitede, Glassnode sitesinde, yani bu olay sadece bu kadarla ibaret değil. Çok fazla veri var. Sol tarafa lütfen dikkat ediniz. Bunların her birinde de bir sürü indikatör var. Yani az önceki ekranla sınırlı değil. Bir de başka kripto paralar da var. İşte Ethereum gibi, Litecoin gibi. Fakat her birine ait aynı indikatöre ulaşamayabiliriz. Neden? Çünkü bazıları Bitcoin gibi işte UTXO tabanlı, bazıları da işte Ethereum gibi akıllı sözleşme tabanlı olduğu için hepsi için düzenlenmiş indikatörden bahsetmek mümkün değil. Şimdi müsaadenizle diğer siteye geçiyorum çok uzatmadan. Lütfen hocam. Lütfen hocam, estağfurullah. Şimdi Into the Block sitesi var. Benim yine çok faydalandığım, Twitter'da da neredeyse her gün bir iki indikatörünü paylaştığım bir site. Şimdi şu kısmı göstermiyorum. Bazı arkadaşlarımız orayı yanlış kullanabilir. Sansürlüyoruz hocam. Hocam orada fiyat tahminleri var açıkçası. Ben insanların orayı çok kullanmasını istemiyorum. Çünkü bu long short meselesinden dolayı kazancının, daha doğrusu sermayesinin tamamını kaybeden insanlar var. O kısma girmesinler. Şimdi burada mesela Ethereum'a bakalım. Karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Bakın şurası öncelikle bir özet. Bunların hepsiyle ilgili ayrıntılı açıklamalar var aslında. Yani benim en çok kullandığım bölümlerden birisi şurası değerli hocam. Şimdi aramızda teknik analizci arkadaşlarımız vardır. Gerçekten çok zor bir iş yapıyorlar. Hani bazıları çıkıp teknik analiz çalışmıyor diyor. Ben bir temel analizci olarak işte on-chain analizine ilişkin yorumlar yapmaya çalışan birisi olarak şunu ifade edebilirim ki teknik analiz kesinlikle önemli. Ben on-chain analiziyle teknik analizi birlikte değerlendirdiğim zaman ortaya daha güzel sonuçlar çıkıyor. Şimdi şurası çok önemli bir veri. Bu az önceki açıklamayı neden yaptım? Teknik analizin en basit, en temel konularından birisi destek ve direnç seviyeleridir. İşte şu ekranda gördüğünüz şey on-chain açısından destek ve direnç seviyeleridir. Fakat ben bunu çok seviyorum. Neden? Şimdi değerli arkadaşlar, bu kürelerin her birine, dairelerin her birine tıkladığımız zaman bakınız lütfen. İnsanlar hangi fiyattan Ethereum almış, ortalama alış maliyetleri nedir? Ve bu dairede toplam ne kadar Ethereum var? 9.83 milyon Ethereum var. Ve bu Ethereum'ların hepsi 3.11 milyon adresin elinde. Bu harika bir veri değerli arkadaşlar. Peki biz bunu hacim kısmını seçersek nasıl yorumlarız? Şurası mevcut fiyat. Şurası direnç. Bakın Ethereum için şu an ilk dirençte 560 bin Ethereum var. 155 bin adreste. 560 bin. İlk destekte 9.83 milyon Ethereum var. Bakın bunlar çok önemli veriler değerli arkadaşlar. Fakat burası biraz daha uzun vade değerlendirmek isteyenler için. Benim her gün paylaştığım Bitcoin ve Ethereum için paylaşmaya çalışıyorum. Burası çünkü burada arkadaşlar şöyle bir şey yapmışlar ITB sitesi. Mevcut fiyatın %15 ilerisi ve gerisi için bir düzenleme yapmışlar. Yani bu kısa vade için kullanılabilecek bir on-chain destek direnç seviyeleri. Dolayısıyla kısa vadede 167 bin Ethereum var. Dirençte, destekte 3.95 bin Ethereum var. Bu direncin kırılması, bu desteğin kırılması şu direncin geçilmesinden daha kolay, yani fiyat şuraya gelebilir şeklinde yorumlamak mümkün. Fakat olay sadece bu değil. Yani bu site elbette bu kadar değil. Mesela financial kısmında boğa ve ayı indikatörü var. Yani önceki gün, şurayı şöyle kısaltalım. Biraz daha günümüze yaklaştıralım. Mesela hangi günü seçelim? Şu olsun. Ne zaman? 4 Nisan 2021'de günü 14
Boğa 15 ayı yani artı bir ayıların lehine onlar kapatmış. Peki bu ne demek? Dolaşımdaki arzın %1'ini satın alanlara boğa diyoruz. Dolaşımdaki arzın %1'ini satanlara ise ayı diyoruz. Ben bununla ilgili Chainlink'i konu edinen bir paylaşım yapmıştım. Makale tadında. Hani amaç nedir, kapsam nedir, bulgular nedir? Sırf bu indikatörü kullanarak nasıl çıkarımlarda bulunabiliriz şeklinde. Hatta bir arkadaşımız onu görmüş. Sonradan kendisiyle görüştük. Bunu da hani bu alanda çalışmak isteyen varsa o arkadaşlarımıza duyurmuş olayım. Hocam dedi, sizin bu çalışmanız botlara uyarlanabilecek bir çalışma açıkçası. Ben bunun üzerinde biraz uğraşacağım demişti. Son durumu nedir bilmiyorum ama hani bazı on-chain veri kullanarak bot yapmak da değerli arkadaşlar mümkün. Devam edelim. Barış Hocam, arada sorular geliyor. Ne yapalım o soruları? Hocam ben vitesi 5'e taktım gidiyorum. Valla kusura bakmayın. Yok yok, durdurmayalım mı yoksa şey mi, ne derler, arada sorayım mı bir iki tane? Hocam siz arada sorun lütfen, ama ben kendi sesine bile tahammül edemeyen bir insanım. Arkadaşlar adına üzülüyorum açıkçası. Siz arada sorarsanız onlar da dinlenmiş olur. Estağfurullah. Sana bu arada çok selam gönderenler var. Özellikle YouTube'da bayağı ciddi izleniyor şu anda yayın. Şimdi ben teşekkür ederim. Zaten şu anda Barış Hoca buraya bakıyor mu diyor. Ya Barış Hoca bir oraya bir buraya bakamaz. Ben bakıyorum oraya. Şimdi Tolga Uçak demiş ki teknik analizciler bilir. Çok indikatör bir noktadan sonra kafa karışıklığı yaratır. Bunu önlemek için siz ortalama kaç indikatör üzerinden değerlendirme yapıyorsunuz demiş. Hocam, Tolga Hocam, yani herkese söyleyeyim. Ben her gün pek çok indikatöre göz atıyorum. Fakat burada şu kritik, kısa vade olarak bakabileceğimiz on-chain indikatörleri var. Uzun vade olarak bakabileceklerimiz var. Ve Tolga Hocama teşekkür ediyorum. Biraz sonra geleyim diyordum ama şimdi paylaşayım. Bunlardan hangisi, hemen açıyorum. Şu, güzel. Şimdi değerli arkadaşlar, ne zaman yaptım ben bu paylaşımı? 11 Nisan'da, yakın zamanda yaptım. Bitcoin'in daha yolu var mı sorusuna cevap veren indikatörler. Bakınız, az önce gördük zaten. Z-score var, R-HODL ratio var. Bunların hepsi çok kısa vadeler için değil mesela. Uzun vade için. Bakın, reserve risk var. Yine çok önemlidir. Investor Tool var. Bakın adından anlaşılacağı üzere yine uzun vade. 200 haftalık ortalama. Puel Multiple önemli. Stock to Flow her ne kadar çok tartışılsa da Vitalik de buna laf atmıştı zamanında. Ama son durum itibariyle yani çalışıyor hocam. Yapacak bir şey yok. Ya bize kızmasın arkadaşlar. Bunu da şey sormuş zaten. Fırat sormuş. Arada aman sorumu kaynatmayın diye de Fırat Kurt öğrencimiz şey yapmış. Bu MRV Z-Score için Fırat soru sormuştu. Fırat istersen sesini de sorabilirsin bu arada. Tekrardan merhabalar. Olur hocam. Ben o grafikte hani teknik analiz şeklinde yorumlayabilir miyiz diye sormak istedim. Çünkü mesela bu son 4-5 aydır yaşadığımız boğa dediğimiz bölümde, bölüm öncesinde daha doğrusu topo görünümü mevcut mesela teknik analiz olarak, hani bakmaya çalışıyorum ben de. Hani bunu bu şekilde teknik analize de döndürüp bu grafikleri özellikle bu MVRZ skor için kullanabilir miyiz? Onu sormak istemiştim Barış Hocam. Teşekkür hocam ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi bakınız çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bunun aslında örnekleri var. Fakat siz kendi çapınızda eğer böyle bir şey yapıp ve sonuçta kazanıyorsanız size kimse itiraz edemez. Mesela Grayscale'in GBTC'si var değil mi arkadaşlar? Çoğunuz bilirsiniz. Ben bazı on-chain analistlerinin, yabancı arkadaşların bu GBTC'yi teknik analiz gibi değerlendirip mesela yukarıya Bitcoin fiyatını koymuşlar, aşağıya GBTC'yi eklemişler premium'u. O GBTC'yi teknik analiz olarak değerlendirip işte şu an burayı kırdı, dolayısıyla Bitcoin fiyatında da artış olabilir diye
değerlendirme yapanları gördüm. Bu çok güzel bir ufuk, olumlu bir bakış açısı. Eğer siz böyle bir şey yapabiliyorsanız, işte hocam TOBO dedi mesela, olabilir ama bu Z-score çok hızlı hareket eden bir şey değil. Yani az önce bahsettik ya, şuradan şuraya gitmesi çok uzun zaman alıyor. Ben bu Z-score'u nasıl değerlendiririm? Taralı alana yaklaştığı zaman bir kere ben tetikte olurum. Bu alana girdikten sonra teknik analize bakarım. Oradan da onay gelirse veya gelmese bile, taralı alana her zaman uğramadığı için ben ilk alımımı yaparım. Bu alanda devam ettikçe parçalı alımlarıma devam ederim. Alandan çıktıktan sonra bir müddet izlerim. Yani yeniden dönecek mi, dönmeyecek mi? Baktım yukarıya doğru devam ediyor, tekrar alım yaparım. O şekilde kendimce, tabii alım yap yap hocam nereye kadar, sermayede bir noktada tükenecek. İnsanlar da şimdi yanlış anlamasın. Herkes bütçesine göre alacak. Yani onda problem yok. Ama hocamıza katılıyorum. Zaten on-chain analiziyle ilgili ben bir şey paylaştığım zaman, az önce de onu ifade etmeye çalıştım. Teknik analizci arkadaşımız mesela çıkıp böyle bir yorum yaptığı zaman lütfen bunu devam ettirsin ve bizimle paylaşsın. Ortaya güzel bir şey çıkarsa bizim insanımız bunun farkında olsun. Herkesle paylaşalım. O açıdan teşekkür ediyorum hocama. Yani hocam, söylediğim şey mantıklı. İki tane soru var. Hemen şey yapayım. Bir tanesini Ekin Hoca kendisi soracak zaten algoritma ile ilgili. Evren Çelik demiş ki soğuk cüzdanlarda tutulan miktarları görebildiğimiz bir ekran var mı demiş. Bu herhalde Glassnode Studio'ya şey yapmış. Onu anlatırken sormuş. Ben atlamışım. Kusura bakmasın. Ya değerli hocam, şimdi soğuk cüzdanlara gidiyor diye on-chain verileri paylaşılıyor zaman zaman. Yani Glassnode'dan da oluyor, diğerlerinden de oluyor. Fakat bu konu, yani bu outflow konusu, borsalardan çıkan Bitcoin veya işte hangi kripto paraysa, bu konu şimdilik maalesef on-chain analizinin yumuşak karnı. Neden? Çünkü DeFi, ortada bir DeFi gerçeği var. Borsalardan çıkan miktarın DeFi'ye mı gidiyor, soğuk cüzdanlara mı gidiyor konusu çok net değil. Ben bu konuyu Glassnode ekibinden bir on-chain analisti arkadaşa sormuştum. Kendisiyle de takipleşiyoruz, Checkmate. Çok başarılı, yani zehir gibi zekası olan ve oldukça samimi bir insan. Hani alçak gönüllü diyebileceğim birisi. Kendisi şöyle dedi, yani henüz bu anlamda bir çalışma yok. Fakat ileride bunun piyasaya ilişkin çok ciddi bir boyuta geldiği düşünülürse yapılabilir. Şimdilik sadece Bitcoin ekonomisine daha çok önem veriliyor şeklinde bir açıklama yaptı. Ama bizim bir an önce bununla ilgili bir çalışma yapılmasına açıkçası ihtiyacımız var. Çünkü yanlış yönlendirme olabiliyor. Hem borsa içi o internal transferler olabiliyor. Ya çok büyük transferler oluyor mesela. Bununla ilgili alarm geliyor. İnsanlar da diyor ki ya herhalde balinalar şu an Bitcoin satıyor. Halbuki borsanın kendi içerisinde işte cüzdanlar arasındaki bir transferi olabiliyor. İnsanlar arasında da panik yaratıyor bu. Dolayısıyla bu önemli bir alan. Bununla ilgili son nokta henüz koyulmadı maalesef. Ekin Hocam buyurun. Hocam teşekkür ederim. Barış Hocam çok teşekkür ederim anlatımlarınız için. Ben çok temiz bir soru soracağım. Hocam alım ve satımlarınız için belirlediğiniz parametreler çok temiz. Yani parametrelerin cut-off değerleri çok çok anlaşılabilir. Bu anlaşılabilir değerlerle kısa ve uzun vadede bir algoritma yazılıp bu algoritma sonucunda eşitliğin sonunda al, eşitliğin sonunda sat denilen bir takım algoritmalar geliştirilebilir. Böyle algoritmalar var mı veya bunlar geliştirilmekte mi? Teşekkür ederim. Tekrar ben teşekkür ederim ilginiz için. Bu tür algoritmalar var fakat bunlar açık kaynak koduyla yayınlanmıyor, takdir edersiniz ki. Bazı on-chain sitelerinin bu anlamda çalışmaları var fakat içeriklerini biz bilemiyoruz. Siz ancak işte aylık belli bir ücret karşılığında bunları deneyebilirsiniz. Mesela yani Decentr sitesi vardı, onu şimdi paylaşmayalım ama yani bu insanlar belli bir başarı yüzdesiyle bunları satıyorlar açıkçası. On-chain analistlerinin yani şu şekilde bu indikatörleri yaratan insanların çoğu teknik analizde biliyor, zaten kodlamada biliyor.
Dolayısıyla buna uygun alsat yapan botlar üretiyorlar. Ya kendileri kullanıyor ya da işte dediğim gibi bir on-chain analiz sitesi ise bunları da satıyorlar. Dolayısıyla sorunuzun cevabı evet hocam. Barış hocam teşekkürler. Buyurun. Yine biz size şeyden alıkoymayalım. Arkadaşlar bu arada meramlarını giderdiler. Lütfen tamam. Buyurun. Devam edeyim mi hocam? Lütfen, lütfen. Hocam yani çok sıkıcı olabilir. Siz lütfen şey yapın, programı sonlandırın yani. Yo ya gayet güzel. Arkadaşlar beni sıkıştırmaya başladılar da sorularımı sormuyorsun diye ben de bir şey yapayım dedim. Tamamdır. Hocam şimdi mesela şu indikatör de önemli. Asol indikatörü neden? Bakın hani insanlar sık sık soruyor ya kısa vade mi, uzun vade mi veya kısa vade nedir, uzun vade nedir diye. Şimdi çok ayrıntıya girmeyeyim lütfen. Ama on-chain açısından yapılan bazı çalışmalar neticesinde kısa vadenin sınırı 155 günde sona eriyor. Yani bu tabii ki insanların cüzdanlarında tutma ve bunları hareket ettirme davranışlarına göre ortaya çıkmış. Hani UTXO meselesi var. Dolayısıyla bu UTXO neticesinde 155 gün kısa vade için üst sınır olarak belirlenmiş, uzun vadenin başladığı yer 155 günden daha çok tutulduğu, yani cüzdanlarda bir insan 155 günden daha fazla kripto para tutuyorsa o uzun vadenin en alt seviyesi olarak değerlendiriliyor. Peki bu indikatör ne işe yarıyor diye arkadaşlarımız sorarsa, şu asol değerleri 150 güne yaklaştıkça ve geçtikçe satış ihtimali artar. Bakın hocam, en başta söylediğim mesele, insanlar cüzdanında ne kadar Bitcoin veya kripto para tutuyor ve ne kadar uzun süre tutuyor. Bu veriyle oluşturulmuş güzel indikatörlerden birisi de budur. Peki asol son durum nedir? Şu ekrandaki bu 11 Nisan verilerine yakın, hala insanların çoğu satmıyor. Bu ne demek? Boğanın daha yolu var demek. Şimdi Barış Hoca da YouTube'dan şeyden üniversite dersinden sinyal veriyor demesinler ama yani veriler bunları gösteriyor arkadaşlar. Lütfen yanlış anlamayalım. Daha pek çok şey var, indikatör var. Tek tek konuşmayalım. Dormancy Flow var. Yine hareket etmeyen uykudaki kripto paraları kastediyor. Şu eşik de boğa ve ayı eşiği olarak tanımlanmış. Buranın altındaysa hala potansiyel var demek. Buranın üzerine geçmesi, yani hareket halindeki coinlerin artık sirkülasyona dahil olmasıyla birlikte fiyatlarda bir artış ve bunun yükselmesinin ardından da düşüş olabiliyor. Şimdi ben diyorum ki elimizde bu kadar veri varken neden yorumlanmayalım, değerlendirelim? Tabii teknik analizi dikkate alacağız. Mevcut haberleri, gündemi takip edeceğiz. Çünkü olağanüstü kötü şeyler de olabiliyor. Bu o tür durumlarda teknik analiz de çalışmaz, temel de çalışmaz. On-chain de çalışmaz. Gerçi on-chain analizi temel analizin bir alt başlığı olarak değerlendiriliyor ama anlattığım kadarıyla belki arkadaşlarımız daha iyi değerlendirir. Bambaşka bir alan gibi de söyleyebiliriz. Başka bir sitemiz var. Son sitemiz olsun bu. CryptoQuant sitesi var. Pardon, sign up dedim galiba. Şimdi burada şunu göstereceğim hocam. Yani dediğim gibi yüzlerce indikatör var ama hani tadımlık şeylerden bahsediyoruz. Tabii tabii. Benim çok takip ettiğim indikatörlerden bu MPI indeksi. Yani madenciler ne yapıyor? Şöyle büyütelim. Bakın güncel durumu nedir? Şimdi madencilerin yeri ekosistemde oldukça önemli. Ve bu arkadaşlar teknik analiz anlamında da usta insanlar. Yani biz bu madenci arkadaşların davranışlarını takip etmek zorundayız. Bu insanların satıp satmadığını görmek bizim için oldukça önemli. Şimdi CryptoQuant sitesi algoritmalarıyla şöyle bir değer belirlemiş. Bu madenci arkadaşlar iki değerini, yani bu sitenin belirlediği iki değerini aştığı durumlarda ciddi satış olabiliyor. Şu MPI indeksi şuraları geçince, bu iki değerini geçince bu çoğu madencinin satış yaptığı anlamına geliyor. Peki buraya kadar anlattığım şeyler hocam çalışıyor mu, yoksa siz hani böyle söylüyorsunuz da yani delil nedir derseniz.
Şunları önceden hazırladım zaman kaybı olmasın diye. Şimdi bakınız değerli arkadaşlar. 19 Şubat'ta az önce sık sık bahsettiğimiz bu Z-Score Glassnode'un paylaşımıyla biz o zaman gördük. Üstteki taralı alana değdi. 19 Şubat'ta. Şimdi ben hemen arkadaşlarla bir sorumluluk gereği, çünkü haber bekleyen insanlar var ki bu beni ayrıca üzüyor. Çünkü ben paylaşım yapmazsam hem bazen kırılıyorlar hem de para kaybetmelerini istemiyorum ama ben de o an uygun olmayabilirim, her neyse. Bu Z-Score üstteki taralı alana bir dokunuş yaptı 19 Şubat'ta. Ben de arkadaşlara dedim ki yakın takip şart. Yani açıkça söyleyemiyoruz ama lütfen dikkat edin demek bu. Sonra 22 Şubat'ta, bugün konuşmadık, şimdi o videoyu da açmayayım zaman kaybolmasın ama yine benim çok yakından takip ettiğim bu Nupel indikatörü şöyle kısaca bahsedelim. Hani insanlar karda mı zararda mı veya piyasaya olan güvenleri nedir? Renklendirmişler. Hani dersin başında söyledik ya, veri biliminin nimetlerinden birisi bu. Yani veri görselleştirme burada harika bir boyut kazanmış. Siz bunun altyapısını bilmeseniz bile sadece şu renkler üzerinden piyasayı okuyabilirsiniz. Peki ne olmuş o gün? Şöyle daha iyi görülecektir. 3 yılın ardından 0.75 seviyesine çıkmış. 0.75 demek mavi alan demek, orada ciddi satışlar gelebilir demek. Ve ben o gün dedim ki bu tweetten önce bir son dakika haberi var. Lütfen dikkat edin, hani bir şey paylaşacağım diye arkadaşlara ifade etmiştim. Dikkatli olalım, stopsuz hareket etmeyelim dedim. Bu veri çok önemli bir veriydi çünkü. Sonra başka bir veri. Şunu da paylaşayım. Yine 22 Şubat'ta, bakın dikkat edin, aynı tarihten bahsediyorum. Az önce ifade etmeye çalıştığım MPI verisi 3.29, kaç geldi? 3.50 geldi. Hani 2'yi geçince tehlike arz ediyordu bu. Sonra ne oldu? Şimdi bu 3 veriyi aklımızda tutalım lütfen. 19 Şubat'ta Z-Score bize sinyali verdi. 22 Şubat'ta Nupel ve MPI verileri geldi. $57,444 seviyesinden $44,951 kadar yaklaşık $12,500 bir düşüş oldu. Hatta ben bunları İsmail hocamla DM'den paylaşmıştım. Doğru. Ya şimdi, canlı şahidiyim. Şimdi değerli arkadaşlar, bizim elimizde böyle indikatörler varsa biz bunları neden değerlendirmeyelim? Benim geldiğim son nokta bu. Belki bunların hiçbirisi çalışmayacak. Tamam, bunlar gerçekten çok güzel veriler ve harika çalışıyorlar ama hadi olmadı diyelim. Bizim kaybedeceğimiz bir şey yok. Bu verilere dikkat edelim ve onlarcası, yüzlercesi var bu indikatörlerin. Ne kadar fazla bilirsek o kadar iyi. Ama bütüncül olarak yorumlama kabiliyetine erişmemiz lazım. Eğer biz hep bir panikle hareket edeceksek yine zararımız olur. Fakat teknik analizi ve o anki gündemi, haberleri de göz ardı etmeden hepsini harmanlayıp işlem yapacağız. Zaten bunlar çok zor. Hani ben bana insanlar soruyor, kriptoya ilişkin hiçbir bilgisi yok. Ne yapalım diyor. Ben diyorum ki girmeyin yani. Ya normal bir hayatınız var, niye mahvediyorsunuz diyorum. Tabii. Bizim gecemiz gündüzümüz gerçekten bunlarla geçiyor. Bir de şimdi insanlara anlatma, onlarla paylaşma sorumluluğu olunca işimiz daha da zorlaşıyor. Ama durum budur değerli arkadaşlar ve sevgili hocam. Çok fazla uzatmanın da bir anlamı yok. Estağfurullah hocam. Zaten şöyle, bu konu o kadar derin ve aslında hani bol bol örnek çalışılması gereken bir konu. Tabii. Ki bir de sadece işte söylediğimiz gibi piyasa hareketleriyle, fiyat tahminiyle değil, aynı zamanda işte buradan gelen sorulara baktığımızda da hep şeylerle, işte cüzdan sayılarından, işte soğuk cüzdandan, farklı verilerden, işte kriminal operasyonlardan şeye kadar, farklı alanlara kadar, sadece Bitcoin'in blok zinciri de değil, işte senin gösterdiğin gibi Ethereum blok zinciri,
İşte mesela Tether'in blok zinciri değil mi? Bütün daha tabii. doğrusu hani Tether'in Ethereum üzerindeki davranışları, bütün bunların hepsi aslında şeyle ilgili bize hem kripto paraların gelişimi, hem kripto para kullanıcıların davranışları, hem de olası o davranışlardan çıkacak işte fiyat hareketleriyle, cüzdan hareketleriyle ilgili şey veriyor, bilgi veriyor. O yüzden de hani teknik analizden belki de hani birazcık daha farklı olarak, tabii ki teknik analizde kesişim yönleri var. Onlardan farklı olarak içgörü üretme. Kesinlikle, yani kesinlikle. O içgörü üretmenin tam temelinde yer alan bir şey. Hocam son bir soru var. Aslında çok soru var da hani şunu da sormadan bitirmeyelim. Yavuz Selçuk sormuş. Demiş ki on-chain analizi ile BTC yarılanması arasında nasıl bir ilişki var? Ve BTC'nin en tepe ve dip fiyatları arasında geçen zaman BTC yarılanması ile ilişkili midir demiş. Belki ikisi birbirinden birazcık daha ayrı ama öncelikle tabii bu BTC yarılanması konusunda on-chain analizi ne diyor? Belki de onu şey yapmak lazım. Hocam sormak lazım. Ya şu an ben açmadım. Onları bulmak belki zaman alabilir ama. Yok, sen şey söyle. Yani hani sözlü olarak da söyleyebilirsin. Ya yani kesinlikle hani böyle bir ilişki var. Bununla ilgili paylaşım yapanlar da var. Hatta hı-hı. önceki halvinglerle işte yarılanmayla doğru orantılı hareket ederse belki de 300 bin dolarları bile görme ihtimali var. Ben şunu söyleyeyim. Yani stock sadece to flow falan gibi değil mi şeyler bunlar? Hocam anladım. Hem o hem başka indikatörler, veriler de var aslında. Fakat ben şunu ifade etmeye çalışayım. Ben on-chain analizini gördükten sonra Bitcoin ile ilgili hiçbir rakam bana artık şaşırtıcı gelmiyor. Ya bunu ifade etmeye çalışayım. Çünkü bu işin içinde mesela şey de var. Bakınız Metcalf yasasıyla ilgili oluşturulmuş indikatörler var. Yani burada network her gün büyüyor. Şimdi mesela şurada onu favorilerime eklemiş miyimdir acaba dedim. Bakın. Bakın yani şimdi hem NVT Signal diye bir indikatör var, hem Metcalf var. Yani ağın büyümesiyle kullanıcı sayısının artmasıyla fiyat arasındaki ilişkiye bakınız lütfen. Yani şimdi katılımcı arkadaşlara soruyorum. Şöyle bir şey söyleyebilirler mi? Yani en azından yakın bir gelecekte. Bitcoin'e giren insan sayısı düzenli bir şekilde azalmaya başlayacak. Böyle bir şey şimdiden yani iddia edebilmek mümkün mü? Evet. Değil. Çok iyi, çok iyi. Dolayısıyla Metcalf olsun, NVT Signal olsun. Bakın hem NVT Ratio indikatörü var hem de NVT Signal var. Signal daha düzgün çalışıyor. Kursta da bir videoda ben onu anlatmaya çalışmıştım. Burada şöyle bir güzellik var. NVT indikatörünü yaratan kişi on-chain analistlerinin piri Willy Wu. NVT Signal'ın yaratıcısı da Kalinsky. Bu insanlar birbirine rakip değiller. Birlikte çalışıyorlar değerli arkadaşlar. Bakın bu çok güzel bir şey. NVT Signal'ın yaratıcısı diyor ki ya tamam NVT güzel ama olayları biraz geç yakalıyor. Ben bunu 90 günlük hareketli ortalama ekledim. Şunu yaptım, bunu yaptım. Daha güzel yakalıyor fiyatı diyor ve bunu da ben ispatlayan bir şekilde açıklama yapmıştım açıkçası doğru. Bu insanlar birlikte hareket ediyorlar. Neyse sonuç olarak ağ büyümeye devam ettikçe Bitcoin fiyatındaki artış da kesinlikle şaşırtıcı olmayacaktır. Süper. Hocam şimdi aslında diyorlar ki Barış kardeş sabaha kadar devam etse biz şey yaparız dinleriz hocam, diyorlar. Ben rahatsız oldum kendimden sağ olsun arkadaşlar. Eksik olma hocam yok. Hani çok mütevazısın aynı zamanda gerçekten çok da... gerçekten hani hepimiz müteşekkiriz sana. Şimdi şöyle hem aslında hani daha fazlasını öğrenmek için aslında şeyin Barış kardeşin Udemy eğitimi var. Ben bunu hem bizim Zoom'un chatinden hem de şeyden YouTube'un chatinden paylaştım linklerini. Orada da şöyle bir soru gelmiş Barış hocam. Demiş ki benim verdiğim eğitim linkine basınca özel bir kurstur, davetiye talep edin yazısı çıkıyor diyor. Evet, evet hocam. Bu davetiye nedir? Usulüyle hocam çalışıyor. Onlar onaylanacak. Eğer öyle bir istek gönderdilerse problem yok. Tamam, o zaman onlar onaylanmasını bekleyecekler. Ona göre şey yapacak. Tolga nasıl oldu? Duydun değil mi?
Evet hocam, duydum. Teşekkür ediyorum. Tamamdır. O zaman o şeyi bekleyeceksiniz. Şimdi hocam ne derler? Seni de bayağı bir saati aştık. Çok da güzel, keyifli bir anlatım oldu. Eklemek istediğin bir şey var mı? Birincisi öğrencilerimize soralım öncelikle. Var mı son sorular? Bakın Barış Hoca yavaş yavaş artık aramızdan ayrılmak durumunda. Son sorular ona göre şey yapın arkadaşlar. Evet, sanırım arkadaşlar şeye bakıyorlar şu anda, eğitim şeyine bakıyorlar hocam. Şu anda senin hocam bence demin... yeterli. Sizin de onların da zamanlarını çok almayalım. Sene bitmeden bir kez daha misafir olur mu hocam diyor. Zamanımızı ve Barış Hoca da zamanını ayarlasa neden olmasın? Hatta başka bir şeye de ne derler? Sınıftan ayrı bir session'da, oturumda düzenleyebiliriz. Ne dersiniz hocam, Barış Hocam? Hocam nasıl uygun görürseniz. Yani gerek var mı bilmiyorum ama siz daha bilirsiniz. Estağfurullah. Bir kere daha atabilir misiniz şey linkini demişler YouTube'dan. Tamam, onu atıyorum şimdi. Attım arkadaşlar. Bakın YouTube'daki arkadaşlar, hani şey için söylüyorum. Orada daveti usulü, dolayısıyla bastığınız zaman bir kere daha yani şeyi bekleyeceksiniz. Cevabı bekleyeceksiniz. Ona göre şey yapmayın. Barış Hocam eksik olma. Gerçekten hani bu bunca şeyin altında ne derler, hani şu anda aslında insanların ekrandan gözünü ayırmadığı bir zamanda bize bir saatin aşkın zaman ayırdın. Çok teşekkür ediyoruz. Yani umarım seni daha da ileri zamanlarda şey yaparız. Zaten hani şöyle Türkiye'deki kripto para ekosisteminin en nadide parçaların ismi de hep Barış. Spektro Barış da. aynen hocam. Yani en mütevazı ve en aslında nadide şeyleri de, kişilikleri de gerçekten Barış'lar. Sağ olsun. Spektro Barış da buradan selam gönderiyoruz kendisine. Kesinlikle hocam. Çok güzel paylaşımlar var. Muhakkak takip etsin arkadaşlar. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer kripto para ekosisteminde Barış isimli birini görürseniz bence ön yargılı bakın arkadaşlar. Estağfurullah hocam, eksik olmayın. Sağ ol. Arkadaşlar bu haftaki dersimiz burada bitiyor. Önümüzdeki hafta 23 Nisan. O yüzden dersimiz yok. Bir sonraki hafta görüşeceğiz. Bir sonraki haftanın başında da ödevlerinizi atacağım, yine videoları ve ödevleri. Sonra tabii Tansel Hoca da şey yapacak. Tansel Hoca'nın dersi olacak zaten. Ve yavaş yavaş final hekatonuna doğru yaklaşacağız.